Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Kazanım kavramı 39. testteyiz. Birinci soruda bize diyor ki solunum sistemi ile ilgili bir sorumuz. Soluk alıp verme sırasında gerçekleşen olaylarından soluk almada ve soluk vermede olanları eşleştirin diye söylüyor biz arkadaşlar. Şimdi bakın soluk almada gerçekleşenler. Şimdi soluk alırken bizim hani ee, Kasılı hale gelen diyafram kası ne yapacak? Düzleşecek. O yüzden bakın şurada diyafram kasının düzme, düzleşmesi soluk alma sırasında olur. Kaburga kaslarının gevşemesi bakın size. Gevşeme diyorsa soluk verme gelecek aklınıza. Kasılma diyorsa arkadaşlar ee, soluk alma gelecek. O yüzden bu nedir? Soluk vermedir göğüs iç hacminin artması bu da arkadaşlar yine soluk alma sırasında gerçekleşir. Bakın göğüs iç hacmi neden artar? Nefes aldığımız için bizim akciğerlerimize dolan oksijen oradaki hacmin artmasına sebep olur. Tamam mı? Bu yüzden göğüs iç hacmimiz artar arkadaşlar. Karın iç basıncının azalması bu da soluk verme sırasında gerçekleşir. Çünkü neden? Soluk veriyoruz. Akciğerlerimiz artık sönüyor. Söndüğü için karnımızdaki o akciğerlerin bizim karnımıza yaptığı basınç azalmış oluyor. Akciğer iç basıncının artması bu da yine soluk verme sırasında olur. Bunu da nasıl düşüneceğiz? Şöyle. Şimdi biz eğer ki soluk alırsak ne yapacak? Oksijen bizim e, akciğerlerimizi dolacak. Bu bizim iç basıncımızın azalmasına sebep olur. Ama soluk verdiğimiz zaman arkadaşlar iç basıncımız artar. Dolayısıyla daha fazla soluk almamızı e, sağlar. Bu durumda cevabımız ne olur? 1-3-2-4-5 şeklinde olacak. Yani Adana şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki pinomoni, yani zatürre hastalığıyla ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar zatürre hastalığında bir kere bakteri enfeksiyonu ile gerçekleşiyor. Virüsle etkili değildir. Bulaşıcıdır evet doğru. Diyor ki vücuttaki tüm organlarda görülür. Hayır akciğerlerde görülen bir hastalıktır. O yüzden cevabımız 1 ve 2 Bursa şıkkı olur. İnsanda olgun al yuvar hücrelerinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir? Arkadaşlar bizim olgun al yuvar hücrelerimiz Oksijensiz solunum yapar Oksijensiz solunum Oksijensiz solunumun da iki tipi vardır e, Fermantasyon dediğimiz bir de normal oksijensiz solunum Bu fermantasyonu yapıyor Laktik asit fermantasyonu yapar arkadaşlar Laktik asit fermantasyonu Şimdi diyor ki oksidatif fosforilasyon Hayır oksijenli solunum yapmadığı için Oksidatif fosforilasyon yapmaz Hemoglobin sentezi Arkadaşlar hemoglobin sentezini de e, al yuvar yapmaz. Bizim hemoglobin sentezimizi karaciğer yapar. Karaciğer işte al yuvar oluşturarak da yapıyor? Kana veriyor. Veya kırmızı kemik iliğimizde gerçekleşiyor arkadaşlar bu olay. Substrat düzeyinde fosforilasyon. Substrat düzeyinde fosforilasyon nedir? Glikoliz, oksijenli solunumun glikoliz evresinde gerçekleşen bir olaydır. E, glikolis, oksijensiz ve oksijenli solunumun ortak basama olduğuna göre bunu yapacak. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. Hücre dışı salgı maddelerinin üretimi arkadaşlar al yuvarın böyle bir amacı yok replikasyon replikasyon da yapmaz çünkü olgun al yuvarlarda çekirdek yoktur. Dolayısıyla kendini eşleyemez hücre bölünemez arkadaşlar bu yüzden de cevabımız Ceyhan Şıkkı olur. Gelelim dördüncü sorumuza. Diyor ki deniz seviyesinde yaşarken yüksek rakımlı bir yerde yaşamaya başlayan bir insanda aşağıda verilen değişimlerden hangisi en son gerçekleşir? Şimdi arkadaşlar bunu ilk önce bir sıralayalım ve okuyalım. Diyor ki kandaki karbondioksit miktarının artması, solunum kası taşıyan hücre sayısının artması, kan pH'inin azalması, omurilik soğanını ve ponsun uyarılması, dolaşım hızının artması. Şimdi yüksek yakınlı yerde yaşamaya başlayan bir insanda yukarıda arkadaşlar oksijen miktarı az olduğu için metabolizma hızlanacak. Dolayısıyla metabolizma hızlanacağı için ne olur ilk önce? Dolaşım hızı artar. Bakın bir numarada dolaşım hızı artar. Daha sonra dolaşım hızı arttığı için kanındaki karbondioksit miktarı artacak arkadaşlar. Kanındaki karbondioksit miktarı arttığı için ne olacak? Bakın 3 numara kanın pH'i azalacak yani asitliği artacak. Sonra omurilik suanı ve porsu yarılacak. En sonunda arkadaşlar solunum gazı taşıyan hücre sayısı artacak. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Neden? Çünkü yukarılarda dediğim gibi oksijen miktarı az olduğu için daha fazla hemoglobin'e ihtiyaç var. Daha fazla alüvara ihtiyaç var. Bu yüzden de hatta ee, bu futbolcular maça çıkmadan önce böyle yüksek yerlerde işte kamp yaparlar bir hafta kadar. Orada al yuvar sayılarını artırırlar. Aşağıya deniz seviyesine indikleri zaman arkadaşlar daha enerjik olurlar. Bu yüzden de cevabımız Bursa şıkkı olur. Beşinci soru Aşağıda solunum gazlarının taşınması sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Hangileri diyor? Alveol kılcallarında gerçekleşir. Şimdi arkadaşlar alveol kılcalında olabilmesi için ya oksijenin hemoglobine bağlanması gerekiyor ya da karbondoksitin hemoglobinden ayrılması ya da karbondoksitin tamamen serbest bırakılması gerekiyor. Şimdi bakıyorum. Bakın burada hidrojen ne yapmış? Hemoglobinden ayrılmış. Bakın bu karbondioksit taşınması ile ilgili bir olaydır. O yüzden bu alveol kılcalığında gerçekleşir ki ne olacak? Ee, i̇şte burada suyla karbondioksit birleşsin. Pardon şuradaki e, hco var ya. O ne yapacak? Hidrojenle birleşecek arkadaşlar. Karbondioksit ve suyu oluşturup atmosfere verecek. Dolayısıyla buradaki ikinci olay da yine nerede gerçekleşir? İkinci olay arkadaşlar Pardon ikinci olayımız ee, doku kılcallarında gerçekleşir. Çünkü buradaki hidrojen hemoglobine bağlanır doku kılcallarında ve alvollere kadar taşınır. Hemoglobinin oksijene bağlanması yine bu akciğer kılcallarında yani alvol kılcallarında gerçekleşir. Karbondoksit ve suyun birleşmesi doku kılcallarında gerçekleşir. Bakın hemoglobinden karbondoksitin ayrılması bu da arkadaşlar yine alvol kılcallarında gerçekleşir. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Albolü sorduğu için 1, 3, 5 olur. Yani C şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki albollerle ilgili hangileri canlının metabolizma hızının fazla olduğunu kanıtlar? Hangileri canlının metabolizma hızının fazla olduğunu kanıtlar diyor. Kılcal damarlarla çevrili olması. Şimdi kılcal damarlarla bizim diğer organlarımız da kılcal damarlarla çevrili. Bu bir kanıt olamaz. Tek katlı epitelden oluşması. Bizim kılcal damarlarımız da arkadaşlar tek katlı epitelden oluşuyor. Bu da değil. Vücut içine doğru genişleme. Bakın bir dursun bakalım. Yüzey alanını kıvrımlar yaparak artırma. Bakın bu bizim beynimizde de vardır. Yüzey alanını kıvrımlar yaparak artırma. Akciğerlerimizde albollerde de vardır. Dolayısıyla bu canlının metabolizma hızının fazla olduğunu kanıtlar. Vücut içine doğru genişleme o şeydir sudan karaya geçişte bir özelliktir arkadaşlar. Bu kanıtlamaz cevabımız yalnız 4 Bursa şıkkı olur. Gelelim 7. soruya. Diyor ki sağlıklı bir insanın alveol kılcallarından geçen kanla ilgili hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar alveol kılcallarından kan geçiyorsa kandaki karbondioksit miktarı azalıyor, oksijen miktarı artıyor demektir. Karbondioksit azalıyorsa o zaman ne olur? Asitlik, bakın asitlik azalır değil mi? Asitlik azalır. Asitlik derecesini artır olarak göstermiş. Bu yanlıştır. Su derişimini azalır olarak göstermiş. Şimdi biz karbondioksitle birlikte açığa su da veriyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla su derişimi azalır. Bu doğru. Al yuvar miktarı sabit kalır. Evet al yuvarlarda herhangi bir değişim olmaz. Sadece karbondioksit ve oksijende değişim olur arkadaşlar. Doğrudur. Oksihemoglobin miktarı yani hemoglobine oksijen bağlama. ve oksijen arttığına göre oksihemoglobin miktarı da artacak. Dolayısıyla cevabımız 2, 3, 4 yani denizli şıkkı olur. 8. sorumuz. Diyor ki kandaki karbomino hemoglobin yani hemoglobine karbondoksin bağlanması. Miktarının zamanla değişimi aşağıdaki grafikte e, aşağıda verilen grafikteki gibidir. Buna göre diyor, grafikte belirtilen zaman aralıklarında kanın hangi damardan geçtiği ile ilgili seçeneklerde verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar, karbondoksit miktarının artması için doku kılcallarından geçmesi lazım. Bakın, birincisinde ne yapmış? Sabit kalmış. Burada T1'i böbrek atar damar olarak vermiş. Evet, atar damarda temiz kan bulunur. Karbondoksit artmaz. Nerede artar karbondioksit? Kılcal damarlarda artar. O yüzden bu doğrudur. T2'de karaciğer kılcal damarı demiş. Karaciğer kılcal damarında evet karbondioksit artabilir. Doğru. T3'de üst ana toplar damar demiş. Üst ana toplarda en yüksek karbondioksit vardır. Doğru arkadaşlar. Üst ana toplar ve alt ana toplarda en yüksek karbondioksit miktarı vardır. Doğru bu. T4'te alveol kılcal damarı demiş. Şimdi ne olmuş? Karbondioksit azalmış değil mi? Karbondoksit azaldığı için alveol kılcalarıdır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. T5 için akciğer atar damarı demiş. Arkadaşlar akciğer atar damarı kirli kan taşır. Şimdi kirli kan taşıdığı için bunu en az seviyede e, karbondoksit taşıması mümkün değildir. Bunun yüksek seviyede taşıması gerekiyor. Anca burası ne olurdu biliyor musunuz? Akciğer toplar damarı olabilirdi. Cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı olur arkadaşlar. Gelelim 9. sorumuza. 9. soruda diyor ki sağlıklı bir insanın soluk alıp verme olayları sırasında gerçekleşen bazı olaylar şematize edilmiştir. Şimdi diyafram kası bakın arkadaşlar. Diyafram kası ne yapıyor? Kubbeleşiyor bakın K durumunda. O zaman kubbeleşiyor yani gevşiyorsa K durumu nedir? Soluk verme olayıdır. Soluk verme. L nedir arkadaşlar? Bakın düzleşiyor. O zaman bu da soluk alma olayıdır. O zaman K soluk verme, L de arkadaşlar soluk al balaydır. ki hangileri doğrudur? Bakalım. Karaciğerde, pardon K'da akciğer iç basıncı artar, dış ortamdaki hava akciğerlere girer. Arkadaşlar K neydi? Soluk verme. Soluk vermede hava akciğerlere girmiyor, akciğerlerden çıkıyor. Bu yanlış. L'de karın iç hacmi azalır. Şimdi L soluk alma. Soluk aldığınız zaman akciğerleriniz böyle karnınıza doğru şişer. Hani mantık olarak öyle düşünün. Akciğerleriniz karnınıza doğru şiştiği için oradaki hacim ne yapıyor? Azalıyor arkadaşlar. Bu doğrudur. K'da kaburga kasları gevşemiş. L'de kasılmış durumdadır. Arkadaşlar soluk verme sırasında kaslar gevşer. Soluk alma sırasında kaslar kasılır. O yüzden doğrudur. Cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı olur. Evet geliyoruz. Son sorumuz. Diyor ki Aşağıdaki grafikte soluk alıp verme olayı sırasında karın boşluğu hacmindeki değişim gösterilmiştir. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, karın iç hacminin azaldığı olay hangi olaydır? Soluk alma olayıdır. Karın iç hacminin arttığı olay ise soluk verme olayıdır. O zaman diyor T1 zamanında soluk alma gerçekleşmiştir. Bu doğru. T2 zamanında akciğer iç basıncı artmaktadır. Soluk verme sırasında nefesimizi dışarıya verdiğimiz için oradaki basınç ne yapıyor? Artıyor. Doğrudur arkadaşlar. T1 zamanında diyafram kası kasılarak düzleşmiştir. Arkadaşlar T1 soluk alma olayı olduğu için T1 zamanında ne yapacak? Kasımız düzleşecek. Doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur. Böylece bu testin sonuna geldik. Sonraki testlerde görüşürüz. Hoşçakalın.